Karısı, kaynanası, kaynatası. Geçen sene 3 ay durdum orada da dedi, sen 3 aydır diye burada dur yesin. Oğlumun evinde durdum. Ha, tartışma oldu mu? Aramızda bir tartışma, çok önemli değil. Sen diye 3 aydır burada dur yesin diye. De diye ki gel dur, oğluma diye ki gelsin dursun burada ama diye. Yemeğe eder korumuyor. Ben kedi miyim ben? Kedinin önüne insanlara irtibat ediyor. Hayır yapıyor. Ağzım kırayım. Oruçluyum ya. Allah kabul etsin. Naci Bey çıkıp gelse, biz ikimiz birbirimizle geçiniriz. Bir hata da yaptım ben dese, affetmez misiniz? Etmem. Çünkü o soğuklarda benim çektiğimi ben biliyorum. Yeter şimdi artık. Gidiş sebebi de çok önemli. Ben bir batağa saplandım ama bu bataktan kendimi kurtarayım demek çok büyük bir bencilliktir. Yani 38 yıllık evliliğe ihanettir. Gelir miydi daha önce de kapınıza böyle alacaklılar, borçlular, evliyken? Ya o borcuna sadık birisi değildi. Ha, daha önceden de yapıyordu bunu. Önceden de yapıyordu. Cebinde para. Adamları yollar, gidin evden alın. Evden ne demek ben? Geri geldik adamlara bir çay çektim kapıda. Siz kimsiniz? Kim size kimden aldıysanız o an gidin diye. Asıl en üzülen davranış o yani. İnsan biliyor hayat arkadaşının ne olduğunu ama... Hani duralım mesela böyle yürüsün, iyisiyle kötüsüyle yürüsün ama... Yani cebinde para adamları kapıya yollayı var mı böyle bir şey? Beni katil edeceksin neredeyse. Geçti o gün de şimdi dizlerimde platin var, yapamam daha. Genç olsan, bugünkü aklın olsa boşanır mıydın? Boşanırdım. Böyle olacağını bilseydim. Öleceğini bilse kişi kuyusunu kendisi eşerdi. Fatma telefon hattındaymış kızın. Senin benim hayatındaki kızım. En önemli. O benim anne. Fatma merhaba. Merhaba Esra Hanım. Annen karşında bütün hikayesini anlatıyor. Baban 9 ay önce aslında deyim yerindeyse evi terk etti. Sakın üzülme kızım. Hani böyle... Bir tek de sizle iletişim kuruyormuş babanız bir süreye kadar. Ha, evet yani 2-3 ay boyunca böyle devamlı beni aradı yani ama her gün numaralar değişikti yani geri dönme şansım yoktu benim hiç. Hep farklı numaralardan mı arardı hep sizi? Hep farklı numaralardan hani tekrar geri döneyim nasılsın iyi misin diye sorayım öyle bir şey yoktu yani her gün bir değişik numara her gün bir değişik numara. Eminim ona... şu soruyu sordunuz ya baba sen neredesin niye evden ayrıldın? Neden annemi bıraktın? Bu soruları ben, sordunuz babanıza. Hı hı, sordum ben de. Hatta şey dedim hani üzüldüm ağladım baba niye böyle yapıyorsun? Hani bu yaştan sonra hiç mi dedim? Hani bizi dedim hiç mi değer vermiyorsun? Hiç mi özlemiyorsun bizi? Dön geri gel dedim. Ne cevap verdi size? Ya, geri dön gel dedim. Onun bana dediği ben dedi bir bataklığa saptım dedi. Kötü bir işlere bulaştım dedi. Başınızın çaresine bakın. Ben dedi gelmeyeceğim dedi bana. Babanızın kumar alışkanlığı varmış. Evet. Vardı. Yani bu kumarın bahsettiği bataklık kumar ya da kumar haricinde hani ben bir batağa saplandım ve buradan çıkamam siz başınızın çaresine bakınla hani kumar haricinde başka neyi kastetti? Onu işte bilemiyorum. İşte bilmiyorum. Yani Karasu'da olduğunu söylüyor herkes. Karasu'da olduğunu belirttiler size. Evet. Hatta ben babama dedim baba sen neredesin dediğimde o dedi Karasu'dayım dedi. Karasu'da olduğunu söyledi. Kayıp evet. Ne zaman görüştünüz? Efendim? Ne zaman görüştünüz? Yani bu en son Karasu'da olduğunu size ne zaman söyledi? En son işte 6 ay önce. 6 ay. Bu 6 aylık zaman diliminde hiç iletişim kurdunuz mu? Yani hani hiç arada bir aradı mı sizi? Yok yok hiç kurmadık. Ya ben şöyle bir şey dedim. Eğer dedim çıkıp gelmezsen dedim. Hı hı. Yani ben dedim bu işin peşini bırakmayacağım dedim. Yani yol yakınken ne yaptıysan dön gel dedim. Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım dedim. Anneme burada dedim mağdur bıraktın gitsin dedim. Yani bu şekilde dedim. Ondan sonra zaten böyle deyince itibatı tamamen kesti benden. Ama ne fark eder ki babanız şimdi bu yani bu da enteresan. Bu 6 ay içerisinde hani bir şekilde batakta olduğunu, borçları olduğunu söyleyen, bununla da yüzleşmiş bir baba var. 6 aydır hani bu sözünüz çok babanızı etkilemezdi. 6 aydır iletişimi kesmesi garip. İşte. Bir de Karasu'da kimin yanında kalır? Yani
Bir akrabanız var mı? Bir arkadaşı var mı? Bir eski tanıdığı var mı? Gümüşhanelerden biri var ise öyle kalabilir, saplanır, bilmiyorum artık. Fatma? Var mı yok mu bilmiyorum. Efendim? Yani Karasu ile bağınız nedir? Ya açıkçası kardeşim de orada. Ya şey, bir oğlum var, aldı başka kardeşini gitti. Artık onun yanında, o da orada. Orada bağın karanlığı. Ama şimdi oğlun da sana babam burada demez mi? İşte. Ya ilk başlarda onun yanındaydı. Ondan sonra tartışmışlar, oradan ayrıldı yani. Siz bunu kardeşinizle konuştunuz mu? Ben hiç görüşmedim. Ne zaman, yani en son görüşmeyi ne zaman yaptınız kardeşinizle? İşte, babamla görüşme yaptığım zamanları işte konuştum. Dedim babam, dedim hani senin yanındaysa dedim onu dedim gönder dedim annemin yanına gelsin. Ya peki. Bana mesela şey dedi, o dedi benim babam, evden mi kovayım dedi. Dedim gerekirse dedim annemin yanına gelmesi için yapacağım dedim bunu. Şimdi bir Karasu'da yaşayan bir kardeşiniz var, erkek kardeşiniz, doğru? Hı. Evet. O orada, onun yanındaydı, onun yanından da ayrıldığını söylüyorsunuz. 2-6 aydır da babamla iletişim kuramıyorum diyorsunuz. Yani kardeşinizin size bu bilgiyi paylaşması ya da o civardaysa onun biliyor olması lazım. Alo, bir ihbar varmış önemli. Alo. İnşallah, Allah'ım. Alo, iyi günler. Hoş geldiniz yayına. Teşekkürler. Naci Mayran'la ilgili sanırım ihbarınız evet, var. Evet, evet, ben Karasu'nun... Alo, sesim geliyor mu? Geliyor, buyurun. Karasu'nun sahilinde benim okey salonum var. Evet. Bu kişi sürekli geliyor. Hani birçok kafelere takılıyor. Hatta dün akşam üstüne kadar benim kafedeydi. Sizin bir okey oynanan kafeniz var. Evet. Bu Karasu'da aynı bölgede de bir sürü kafeler var. Hepsine takılıyor. Hepsinde okey oynuyor. Hepsine. Akşama kadar. Hayır, aynı. Dün yalnız çok mağdurdu. Geldi, söylemiş ayıp olmasın. Benim elemandan, benden biraz para istedi. Peki kafeye nasıl takılıyor parası olmayan adam? Parasını çaldırdı. Daha önceden parası vardı. Parasını oynardı. Yenilince parasını öderdi giderdi. Ama dün üstü başı berbattı. Ne kadar istedi sizde? 50 TL. 50 TL istedi. Bir haftalığına. Efendim? Bir haftalığına 50 TL. Maaşı varmış, maaşını alacakmış. Ama burada herkes tanıyor onu. Naci Bey'i Karasu'daki... Herkes tanıyor. Herkes tanıyor. Dün akşam evet. Da sizin kafenizdeydi. Hatta akşama kadar. 50 TL istedi. Kaça kadar? Evet. Saat 6.30 falan. 6-6.30 arası gitti. Nasıl anlatıyor? Hikayesini nasıl anlatıyor? Şimdi hani böyle... Bilmiyoruz. Ben müşteri olarak... Hayır, hayır. Biz bilmiyoruz. Şimdi beni bir müşterim aradı. Evet. Selin Hanım dedi, oyun oynadığımız kişi dedi, ATV'de açar mısın dedi. Öyle vakıf oldum. E tamam, hayatta çok şükür o zaman, yani bu bilgi bize bunu gösteriyor. Ya burada ya gelirseniz hemen bulursunuz. Gelip hemen bulursunuz diyor. Ve tabii buralarda herkes tanıyor. Bak gördüm. Esra'cığım onu bulun getirin, hemen ondan ben boşanayım. Bak gene okey oynayız. Bak gene okey oynuyor değil mi? Bak gene oynuyor. Bak bir de 50 TL bile istemiş. Bir milleti dolandırmak için istiyor 50 lira. Sırf milleti dolandırmak. Valla bilmiyorum, şu ana kadar öyle bir şey yapmadı. Ha ilk defa, yalnız dün üstü başı çok berbattı. Beter olsun. Nerede kalıyor acaba? Kimin yanında kalıyor? Beter olsun. Bilmiyoruz yani, ben şimdi müşterilerime soru sormuyorum. Oynarlar, çeker giderler. Şimdi ekip arkadaşlarımız hemen yola çıkıyorlar. Hatta Caner çıkıyormuş yola Karasu'ya. Naci Bayram'ı Karasu'da bu okey oynanan kafelerin orada sürekli görebilirsiniz. Hanımefendi ihbarda bulundu. Sanırım size de ihbarı yapan başka bir müşteriniz. Evet, yani beni arıyor. Bayağı tanınan bir kişi haline geldiğinde gösteriyor. Tabii Naci ki beni aradı ya. Hatta aradı derken mesaj yazdı. Helin Hanım hemen dedim mesajı ATV'yi aç dedi. Bak kimi göreceksin. Ya ay, ben şok teşekkür oldum. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. İyi günler. Yani Allah bir an sizden önce, razı olsun. Naci amcayı bulalım. Havva teyzenin tek bir niyeti var. Boşanmak. Babamın bari emekli maaşını alayım. Hayatıma bir çeki düzen vereyim. Zaten onunla da beraber değil. Naci Bey de hala oyun oynamaya başlasa ona bak, sinirlendim. Bak devam ediyor. Bak nasıl? Bak gene oynayayım. Bak gene hep böyle mi oyunlar mı oynayayım? Yani, Esra'cığım yani, sabah. Okey dediğin oturur oynarsın da. Okey oynarsın. Demek ki bunu para çevirmeye bak, başladığında kumara onun dönüyor. Dolandı. Evden çıkardı. Ben birini hastaneye götüreceğim derdi. Devlet hastanesinde çalışırdı.
Herkesi çıkardı. Ha bu da bu acah ben. Çıkardı evden. Saat gece 11-12'de geldi. Kümrüğü nerelere sokulu da büyük kumar oynardı. Bir de benden izinsiz 42 milyar para çekti. Kredi. Kredi çekti. Ne yaptın onu sana ne ya? Sen kimsin ki sana para soracağım? Sen çalışıyorsun ya. Şu anda emekli mi? Hı hı. Sana ne? Sen kimsin ki para? Yeni mi çekti bu krediyi? Bir sene oldu. Bir sene oldu. Hı. Sen kimsin de ben sana para soracağım, alacağım. Ben öyle oynamayla, yapmayla zevk alıyorum. Çok zorluyorum.